Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, tekrar Ramazanımız mübarek olsun. Rabbim yaptığımız ibadetleri, tuttuğumuz oruçları, dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Değerli kardeşlerim, temel görevlerimizden bir tanesi de işlediğimiz hatalara, günahlara tevbe etmektir. Gönül dünyamızı, kalbimizi arındırma diye ifade ettiğimiz tevbe, Kur'an-ı Kerim'de 86 yerde geçer, yani tevbe ve türevleri ve Kur'an-ı Kerim üzerinde ehemmiyetle durduğu bir imani ve İslami görevimizdir. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede şöyle buyurmakta. Estaizu billah. وَتُوبُ اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ey müminler, kurtuluşa ermek için, kurtuluşa eresiniz diye hepiniz hep beraber tevbe edin. Başka bir ayeti kerimede اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ. Muhakkak Allah çokça tevbe edenleri sever. Buradan baktığımız zaman aslında kişinin günahına tevbe etmesi, o günahın affedilmesi sadece günahın affedilmesiyle sınırlı kalmaz. Allah-u Teala o insanın günahlarını affeder ama onun yanında o kişi günahlarına tevbe ettiği için Allah-u Teala'nın sevgili kulu olur. Bu açıdan baktığımızda tevbe eden insan aslında Allah-u Teala'nın sevgili kuludur demek yanlış bir ifade olmaz. Tevbe hem dil ile hem de kalben yapılır. Kişi işlediği günahı kabul eder, hatayı kabul etmek. Önce onunla başlarız, kabulle başlarız. Pişmanlık duyar ve Allah-u Teala'ya yalvarır. Allah'ım, işlediğim günahımdan dolayı pişmanım. Allah'ım, bu günahlarımı affeyle, bir daha işlememeye azmediyorum, kesin karar veriyorum diye Allah-u Teala'ya verdiğimiz bir sözle bitiririz tevbeyi. Bu tabii ki eğer kul hakkı söz konusu değilse, fakat işlediğimiz hata, işlediğimiz günah eğer kul hakkını ilgilendiriyorsa, o zaman hak sahibiyle helalleşmek gerekir değerli kardeşlerim. O zaman hak sahibinin bize hakkını helal etmesini sağlamamız gerekir. Özür dilemek olur, onun bizi affetmesini istememiz de olur. Eğer maddi bir hak varsa hakkını iade ettikten sonra ona hakkını iade ederiz. Hakkını iade ettikten sonra da onunla helalleşmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Helalleşirken de elbette samimi olmak gerekir. Samimi bir şekilde, üslubunca, karşı tarafın gönlünü alarak tevbe etmemiz gerekir. Kul hakkı demişken değerli kardeşlerim, sadece maddi haklardan bahsetmiyoruz. Bazen manevi hak da söz konusu olabilir. Mesela küçük bir sözle birisini incittik, kırdık. Efendime söyleyeyim, bir iki kelamla, bir iki cümleyle arkasından konuştuk, gıybet yaptık. Veya bazen sözlere de gerek kalmaz, davranışlara da gerek kalmaz. Uygulamalı şiddete de gerek kalmaz. Sadece o insanı rencide edecek, o insanın kendini küçük görmesine sebep olacak bir takım davranışlar, bir takım bakışlar bile kul hakkını gerektirebilir ve kul hakkına girmemize sebep olabilir. Bu noktada o kişiyle helalleşmek, o kişinin bize hakkını helal etmesini istemek tevbenin temel şartlarından bir tanesidir değerli kardeşlerim. Demek ki İslami olarak kişinin ilk önce hata yapabilir bir potansiyelde, günah işleyebilir bir özellikte yaratıldığını kabul edecek, hatasından pişmanlık duyacak ve kesin bir kararlılıkla Allah'ım, söz veriyorum bir daha bu günahı, buna benzer günahları işlemeyeceğim, ne olur Allah'ım günahlarımı affeyle diye Allah-u Teala'ya yalvarıyoruz. Tabii ki İslam dinine göre tevbe hayati bir önemdedir. Evet, bu kesinlikle abartılı bir ifade olmaz.
Tevbe hayati bir ifadedir ve Efendimizin ifadesiyle hadisinde de buyurdukları gibi et-tevbetu tecubbu ma qableh. Tevbe kendinden önceki günahları silip atar. Bazı ayetlerde de kişi bir günah işlediğinde, herhangi bir hata yaptığında eğer samimi bir şekilde tevbe ederse, Allahu Teala'ya yalvarırsa, pişmanlık duyarsa Allahu Teala günahını affetmekle kalmaz. Onun günahlarını hasenata, sevaplara bile dönüştürebiliyor. Ama şöyle bir tavsiye daha var. İnsan zaman zaman hata yapabiliyor. Zaman zaman günah işler. Hemen vicdanın devreye girmesi lazım. Hatasını kabul edip ve tövbeyle yetinmeyip bu sefer iyi bir şey yapıp onu telafi etmesi de doğru ve yerinde olacaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da çokça tevbe ederdi değerli kardeşlerim. Allahu Teala Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı günahlardan masum, tertemiz eylediği halde ona tevbe etmeyi emretmiş. Estaizu billah. Fasbir inne va'dallahi hak ve estağfir li zenbik. Allahu Teala Efendimize diyor ki ve estağfir li zenbik. Günahlarının affını dile, günahlarına tevbe et diyor. Dolayısıyla aslında tevbe etmek, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam günahlardan masum, tertemiz, hiçbir günahı yok. Ama günahı olsa bile Allahu Teala geçmiş, gelecek bütün günahlarını affettiği halde Efendimiz Aleyhissalatu vesselama tevbe etmeyi emrediyor bize örnek olması için. Biz de onu örnek alıp günahlarımıza tevbe edelim diye. Hatta Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ben günde 100 defa tevbe ediyorum. Siz de çokça tevbe edin. Günahlarınızın bağışlanmasını dileyin diye bizlere tavsiyede bulunuyor değerli kardeşlerim. Yine Efendimiz Aleyhissalatu vesselamın bir müjdesi. Kullu beni Adem hatta ve hayrul hatta'ine tevvabun. İnsanoğlu hata yapabilir, günah işleyebilir. Ama günah işleyenlerin Allah katında en makbul olanları günahlarına tevbe edenlerdir. Şimdi diyeceksiniz ki günah işleyen insanın değerlisi olur mu? Günah işleyenin Allah katında makbul olan kişisi olabilir mi? Evet olur. Yani kişi günahına tevbe ettiği zaman günahını, hatasını kabul edip Allahu Teala'ya, Rabbine yalvardığı zaman Allahu Teala az önce de söylediğimiz gibi sadece günahını affetmekle kalmaz. O kişi Allahu Teala'nın sevgili kulu olmuş olur. Yine her gün, her hafta cuma günü okuduğumuz, anlattığımız, tavsiye ettiğimiz bir hadis-i şerif var. اَتَّائِبُ مُنَ الزَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهْ diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Günahına tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir. Yani bir insan düşünün, günah işler, Allahu Teala o günahı öyle sadece silmez, yani izi bile kalmaz. O günahı hiç işlememiş gibi günahını affeder. Ayrıca 11 ayın sultanı olan Ramazan ayında tevbenin çok daha önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu aslında hatırlatmak yerinde olur. Hatta Ramazan ayı gelmeden önce hani biz 3 aylar diyoruz ya, yani Ramazan'dan önce, Ramazan'a girmeden 2 ay önce kandil gecelerinde özellikle hatırlatırız, birbirlerimize tavsiye ederiz. Aman Ramazan ayına tertemiz bir şekilde girelim, günahlarımızdan tevbe etmiş bir şekilde girelim. Efendimiz Aleyhisselam üzerimizde kul hakkı kalmayacak şekilde Cenab-ı Allah'ın huzuruna tertemiz bir yüzle, ak bir alınla, tertemiz bir gönülle gidebilelim diye günahlarımıza tevbe ederek girelim Ramazan ayına ve tevbe alışkanlığı kazanalım. Çünkü biz Ramazan'ı bir eğitim, bir medrese, bir mektep olarak gördüğümüz için biz Ramazan ayında kazandığımız güzel alışkanlıkları hayatımızın diğer alanlarına da sirayet ettirebiliyoruz. Ve önümüzdeki sene Ramazan ayı gelinceye kadar veya eğer Ramazan'a kadar kalmazsak, yani eğer bizim
ömrümüz Ramazan'a kadar yetmezse, dünyamızı değişirsek, öte dünyaya göçersek, en azından günahlarımızdan temizlenmiş bir şekilde, günahlarımıza tövbe etmiş, inşallahü teala kalbimizi de arındırmış bir şekilde öte dünyaya, Cenab-ı Allah'ın huzuruna gidelim. Unutmayalım ki hiç kimse günahlarla beraber ölmek istemez. Hiç kimse günahların yüküyle mezarından kalkıp mahşer alanına gitmek istemez değerli kardeşlerim. Yine tevbe ne zaman edilir, ne zaman tevbe etmek yerinde olur sorusuna da Kur'an-ı Kerim'e göre, Kur'an-ı Kerim'den cevap bulabiliyoruz. Şöyle diyor Rabbimiz Celle Celaluhum, Estağfirullah. İnneme tevbetu alallahi lillezine ya'melune su'e bi cehale thumme yetubune min qarib feulâike yetubullahu aleyhim ve kânallahu alîmen hakîmâ. Allah katında makbul tevbe ancak farkında olmadan, bilmeyerek bir hata işler, bir günah işler ama daha sonra aradan zaman geçmeden, fazla zaman geçmesine bakmadan, fırsat vermeden günahına tevbe etmektir. Asıl tevbe budur. İmanın esaslarından bir tanesi de meleklere imandır biliyorsunuz. Allah-u Teala onlardan razı olsun, büyüklerimiz, babalarımız, dedelerimiz daha küçük yaşta bize imanın şartlarını öğretiyorlardı. Bunlardan bir tanesi meleklere iman etmek. İşte o meleklerden ikisi de kiramen katibin sağ ve sol omuzlarımızda bizim sevaplarımızı da yazar ve günahlarımızı da Allah korusun kaydeden melekler var. Ama mesela burada şöyle küçük bir detay var, hatırlayın. İşte sağ tarafımızdaki melek bizim işlediğimiz sevabı, hayr-ı hasenatı hemen yazarken sol tarafımızdaki melek o günahı hemen yazmaz. Bekler, belki tevbe eder. Dolayısıyla kişi hatasının farkında olup pişmanlık duyup tevbe ederse o günah hiç yazılmaz bile. Ama unutmadan kul hakkını ilgilendiriyorsa eğer mutlaka hak sahibiyle helalleşmek gerekir değerli kardeşlerim. Bu hususu da sakın unutmayalım. Evet. اِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ. Allah-u Teala kulun tevbesini son nefesini vermedikçe, yani hani can gırtlağa dayanmadıkça tabiri var ya, son nefesini vermedikçe Allah-u Teala Celle Celaluhu kulun tevbesini kabul eder. Dolayısıyla tevbenin kapısı açıktır. Kişi ne kadar günah işlemiş olursa olsun, ne kadar hata yapmış olursa olsun fark etmez değerli kardeşlerim. Yeter ki günahlarına pişmanlık duysun, tevbe etsin, Rabbine yalvarsın ve Allah-u Teala da hiçbir zaman, evet hiçbir zaman ümidini kesmesin. Şartlarını şöyle kısaca bir tekrar ifade edelim. Kalpten büyük bir pişmanlık duymak, hem dil ile hem de kalp ile tevbe etmek ve azalarımızı, bedenimizi, kalbimizi, gözümüzü bir şekilde günahlardan arındırmak, korumak. Elimizle günah işlememek, gözümüzle günah işlememek, dilimizle günah işlememek, kalbimizle günah işlememek. Bir örnek verelim. Kalben kibirli davranmak, kibir duygusunu kalpte taşımak hem kalbe bir yüktür ama aynı zamanda günahtır değerli kardeşlerim. Tövbe etmek lazım. Haset duygusu, komşuyu haset etmek, falan akrabayı haset etmek, falan meslek taşı başarılıdır diye Allah-u Teala kendisine nimetler vermiş diye onu kıskanmak, haset etmek günahtır. Riyakarlık, gösteriş duygusu günahtır değerli kardeşlerim. Gözlerimizle harama bakmak günahtır. Tövbe etmemiz lazım. Dolayısıyla ağzalarımızı da günahlardan arındırmak. İşte dilin tövbesi haram olan şeyleri konuşmamak. Kulakların tövbesi haram olan şeyleri dinlememek. Midemizin tövbesi haram lokmayı midemize almamak. Karnımızın, ayaklarımızın tövbesi haramlara doğru yürümemek ve bu şekilde
örnekleri çoğaltabiliriz değerli kardeşlerim. Dolayısıyla mesela Allahu Teala Celle Celaluhu o kulu sever dedik. Yani innallaha yuhibbu tevvabin ayet-i kerimedir. Ayet-i kerimeye göre tevbe eden kişi Cenab-ı Allah'ın sevgili kuludur. Şimdi Sehl-i Tüsteri diye İslam tarihinde iz bırakmış büyük alimlerden birisidir. Diyor ki Allahu Teala bir kulunu severse, Allahu Teala bir kuluna hayır murad ederse o kuluna hayır kapıları ve tevbe kapıları açar değerli kardeşlerim. Dolayısıyla aslında kişinin günahlarının farkında olması, günahlarına pişmanlık duyup günahına tevbe etmesi. Tekrar edelim, eğer kul hakkını ilgilendiriyorsa hak sahibinden özür dilemesi, hak sahibiyle helalleşmesi, bu davranışlar o kişinin Allah katında makbul bir zat olduğunun alametidir. Allahu Teala bir kulunu severse o kişiye efendime söyleyeyim tevbenin kapılarını açar. Unutmayalım, günahlar sinemizde yüktür. Günahlar sadece öte dünyada bizim cehenneme gitmemize sebep olmaz. Günahlar dünyamızı da cehenneme dönüştürür. Günahlar bazen Allah korusun kişinin kalbinin manen körelmesine, kalp gözünün körelmesine, hatta hastalanmasına, hatta o manevi hastalığın bazen zahiri hastalıklara bile sebep olacağına sebep olur günahlar değerli kardeşlerim. Dolayısıyla günahlarımıza tevbe edelim. Tevbe etmeyi bir alışkanlık haline getirelim. Hatalarımızı kabul edelim. Hatalarımızın farkında olalım. Hem dilimizde, hem gözümüzde, hem kalbimizde, hem bütün bedenimizde günah işlemek değil, Rabbimize ibadet edelim, kulluk görevi yapalım. Rabbim cümlemize tevbe-i nasuh, samimi tevbe nasip eylesin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.